Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Araf Suresi'nden devam edeceğiz. 168 ve 171. ayetler arasını okuyup anlamaya çalışacağız. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve gatta'nahum fil Ardı umemem. Biz o İsrail oğullarını yeryüzünde değişik yerlere dağıttık. Minhumu's salihun Onlardan salih olanlar var ve minhum dun zalik bir kısmı da bunun dışında yani salih değiller. Ve belavnahum biz onları imtihana tabi tuttuk, denedik bil hasenati ve hasenat ve seyyiat ile. iyi ve kötü hallerle onları imtihana tabi tuttuk. Lallehum yarciun ta ki dönerler. Olur ki dönerler diye. Burada İsrail Oğulları ile alakalı yine Allahu Teala bir hükmü bize anlatıyor ve biz onları yeryüzünde parçalara böldük diyor. İsrail oğullarının tarihine baktığımızda e, bunlar e, belli bir dönemde e, çok büyük devletleri olmuş, büyük bir saltanatları olmuş ama ardından e, o saltanat bitiyor ve derken dünyanın her tarafına değişik milletler içine dağılıyorlar ve adeta bir dünya vatandaşlığı gibi dünyanın her tarafında azınlık şeklinde bulunuyorlar Şu anda da yine durum benzeri bir şekildedir Bir devlet küçük bir devletler olmakla beraber aynı zamanda dünyanın her tarafında millet olarak bulunmaktadırlar Onların bir kısmı Salihtirler diyor Belki burada şuna da açıklık getirmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de İsrail Cenab-ı Hakk'ın gadabından bahsedilir. Lanetinden bahsedilir. Bu umumi değildir. Yani bütün İsrailoğulları bütün zamanlarda lanetlenmiştir. Allah'ın gadabına maruz kalmıştır anlamında değil. Leysu seva min ehli'l kitab. Ehli kitabın hepsi bir değildir diyor Cenab-ı Hak. Ve burada doğrudan Yahudilerle ilgili, İsrail ile ilgili ayette onlardan diyor salih olanlar var. Gerek Hazreti Musa döneminde, gerekse sonraki dönemlerde elbette onlardan salih olanlar da var. Ve minhum ama böyle olmayanlar da var. Bunun dışında olanlar da var. Bu aslında diğer milletlerin de genel bir özelliğidir. Salih olanları vardır. Salih olmayanları vardır. Şu anda Müslümanlar içinde de gerçekten salih olanlar var. Simasına baktığınız zaman salahatını gördüğünüz, kendisine güvendiğiniz kimseler var. Ama bunun dışında e, zihninde 40 tane til tilki dolaşıp da hiçbirinin kuyruğu diğerine değmeyen, dalavere peşinde koşan kimseler de olabiliyor. Kur'an-ı Kerim İsrail İsrailoğullarını nazara verirken aslında onların e, olayları içerisinde bizi bize gösteriyor. İnsan tabiatını bize gösteriyor. Neticede e, hepimiz insan olmakta müşterekiz. Hepimizin aslı Adem'den geliyor ve hepimiz benzeri tabiatlar içindeyiz ve benzeri durumlarla karşı karşıyayız. Ve onları hasenat ve seyyiat ile denedik, imtihana tabi tuttuk. Bizler için de böyledir. Bazen iyi haller, bazen kötü haller başımıza gelir. Bunlar Allah'tan bir imtihandır. İnsan iyi hallere masar olduğunda şükretmeli ama musibet gibi sıkıntılı hallere maruz kaldığında ise o zaman da sabretmeli. İyi hallerde şükrederse sevap kazanır. Kötü hallerde sabrederse yine sevap kazanır. Ve böylece imtihanı başarıyla vermiş olur. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Onların peşlerinde bir onlara varis olacak kimseler geldi. Grup وَرِثُ الْكِتَابَ Kitaba varis oldular. Kitaba mirasçı oldular. يَأْخُذُونَ arada هَذَا edna Ve bu edna olan Dünya hayatının deniyi alçak olan dünya hayatının e, çık takipçisi oldular. Yani kendilerinde kitap var, kitabı okuyorlar ama Allah'ın kitabını dünyaya alet ediyorlar. Din ile dünya avına çıkıyorlar. Allah'ın kitabını maddi menfaatlerde çıkar için kullanmak gibi e, bir duruma geldiler. Veya gulu ve şöyle diyorlar: Seyuferule ferulene Yani bizim günahlarımız bağışlanacak. Yani ne yaparsak yapalım. E Allah gafurur rahim değil mi? Allah bizi bağışlayacak. Böyle diyorlar. E Müslümanlar içinde de benzeri bir durum bir kısmında vardır. Yani kitabı bilmektedir ama her türlü haltıda yemektedir tabir caizse. Her türlü günaha da girmektedir. Ve bunu yaparken de Allah gafurur rahim değil mi? Evet Allah gafurur rahim ama Allah aynı zamanda şedidül ikab, şedidül azab. Allah'ın cezası ve e, ikabı çok şiddetli. Beraber düşünmek lazım. Sadece Allah gafurur rahimdir dersek, e, o zaman bu bizi günahlara sevk edebilir. Ama sadece Allah'ın azabını düşünürsek de ümitsizliğe düşebiliriz. Dengeli bir şekilde bunu götürmek lazım. Demek ki İsrailoğullarından bir kısmı kitaba varis oldular ama kitabın hakkını veremediler ve o kitab ile Allah'ın kitabıyla Allah dünyevi menfaatler peşinde koştular. Bunu yaparken de biz bağışlanacağız. Neticede zaten cennete gireceğiz diye böyle değerlendirdiler. Ve in yetihim aradun misluhu ya'khuzuhu ve benzeri bir e, menfaat kendilerine geldi geldiğinde yine onu alıyorlardı. Elem yu'khaz aleyhim mithaqul kitap. Halbuki onlardan şöyle kitabın misagı, kitaptan bir e, kitapla alakalı söz alınmamış mıydı? Ella <laughs> yegulu alallah illel hak. Allah'a sadece hakkı söyleyecekler. Yani Allah'la alakalı sadece hakkı doğruyu söyleyecekler. Ve derasu ma ve onda olanı, Allah'ın kitabında olanı onlar ders almadılar mı? Ve onu hatta ders olarak vermediler mi? Durum böyleyken ne diye verdikleri ahitte verdikleri sözde durmuyorlar. Gerçekten ilim sahibi olanların sorumluluğu diğerlerine göre daha fazladır. Müslümanlar içinde de e, Allah'ın kitabını bilen kimseler vardır. E, Tevrat'ı bilen, Yahudilerden de Tevrat'ı iyi bilen kimseler bulunmuş tarih boyunca. Ve Allah'ın kitabına muhatap olanların gerek Tevrat, gerek İncil, gerek Kur'an gibi e, bir kısmı Allah'ın kitabını kendi çıkarlarına alet etmiş. Buna kısaca din ile dünya avına çıkmak diyebiliriz. Allah'ın kitabını dünyevi şeylere alet etmek. Dini dünyevi şeylere alet etmek. Bu aslında olmaması gereken bir durum. Bizim kendi kültürümüz açısından değerlendirdiğimizde mesela Allah'ın kitabını öğretme karşılığı ücret alınır mı? Eskiden alınmaması esas alınmış. Ve Allah'ın kitabı ücret karşılığında ders olarak verilmez. Bu anlamda değerlendirilmiş. Ancak zaman içerisinde e, bu manada Kur'an dersi veren kimselerin başka meşguliyete vakitleri kalmıyor. Kalmayınca da maişetini temin etmekte zorlanabiliyor. Bundan dolayı ya devlet eliyle veya bir takım fonlar veya vakıflar aracılığıyla onlara bir ücret de verilmiş. Ancak burada ince bir nokta var. E, bunu fıtri bir görev bilip Hiçbir ücret olmasa da zaten yapmaya hazır olan kimseler istemeyerek o ücreti de mecburen alır. Ee, bu caiz görülmüştür. Ama doğrudan bunun talibi olmak ve sırf bunun için hatta bu görevi yapmak bu kabul edilebilir bir şey değildir. İhlasa aykırıdır. Ve Allah'ın kitabı dünyevi muameleler şekline çevrilmemeli ve dünyevi memuriyet tarzında o şekilde o hale gelmemeli. İşte İsrail oğullarında da kitaba varis olan bir grubun Allah'ın kitabını, Allah'ın kitabının hakkını tam vermediği, onu dünyevi çıkarlarına alet ettiği Kur'an'da bu ayetlerde anlatılıyor. Halbuki Allah'a diyor söz vermişlerdi. Allah'la alakalı sadece hak olanı söyleyecekler ve kendileri Allah'ın kitabında olan meseleleri ders olarak da vermişlerdi. Bu tabi ince bir nokta. Bilmek ayrı, uygulamak ayrı. Evet bir insanın bilmesi gayet güzel. Allah'ın kitabını bilmesi gayet güzel. Ama uygulayabilse çok daha güzel. Kur'an-ı Kerim'de yine Yahudilere yönelik bir şekilde لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا Yani niye yapmadığınız şeyi söylüyorsunuz. Bu mealde ifadeler var. Bu Müslümanlar için de aynen geçerli. Yani yapmadığımız bir şeyi söylemek, bu uygun bir şey değil. İnsan e, iyi şeyleri bilmeli, öğrenmeli ama aynı zamanda bunları uygulamalı. Dili bir şey söylerken e, davranışları başka şeyi söylerse o insan Allah'ın dinini doğru dürüstte anlatamaz. Millet ister istemez ona sorar. Dilin güzel şeyler söylüyor ama sen neden bunları tatbik etmiyorsun? Bir insan diyelim ağzında sigarayla sigaranın zararlarını anlatamaz ve kendisi sigara içiyorsa, ağzında sigara olmasa bile sigara şöyle zararlıdır, böyle zararlıdır diye anlatması etkili olamaz. Diyelim Allah'ın kitabında ihlastan bahis var. Muhlisine lahuddin. Dini sadece Allah'a halis kılmak, başka gayeler için dine yönelmemek. İhlasla, samimiyetle e, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Alim olanlar bunu biliyor. Ve camilerde, vaazlarda, veya bu gibi televizyonlarda anlatıyorlar. Ama bunu yaparken e, kendileri ihlastan uzak olurlarsa e, bunu ders vermekle beraber e, kendileri o dersi almamış olurlar. Ve o zaman dil ayrı, e, kalp ayrı olur. Dil ayrı, amel ayrı olur. Ve bu da etkisini kaybettirir. Yapılan nasihatın tesirini azaltır. وَالدَّارُ الْاٰخِرَةَ خَيْرُ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Ahiret yurdu sakınan, günahlardan sakınan kimseler için daha hayırlıdır. Yani e, takva sahibi olan kimseler şu dünya hayatında e, Allah'ın kitabını başkalarına ders verecekler, vermesi, vermeleri lazım. Bunun karşılığında doğrudan bir ücret almaları adeta ahiretin ücretini dünyada almak gibi olur. Ahiretin daimi köşkleri, sarayları yerine dünyanın köşk ve saraylarına aldanmak olur. Ve ahiretteki daimi bir mükafattır. Dünyadaki peşin ve gelip geçici kısa bir mükafattır. Ve o zaman bu gibi insanlar e, bile bile ve yani bazı ayetlerde bel sirunal hayat dünya. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Bu manada bile bile ahiret hayatını unutur, dünya hayatını ona tercih edebilirler. Yani ehli ilim olmanın da bir takım vartaları vardır. Ehli ilim olmak güzeldir. Dini bilmek, dini tebliğ etmek güzeldir. Ama ona göre sorumluluğu da daha fazladır. Ve alim olan mazur değildir. Bir kısım insanlar bilmemelerinden dolayı cehaletleri sebebiyle belki mazur görülebilirler. Ama bilen bir kimsenin bildiği halde dediklerine muhalif hareket etmesi onun özür durumunu ortadan kaldırıyor. اَفَلَا <laughs> تَعْقِلُونَ Aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani ahiret ebedi bir mükafat yurdu, dünya ise gelip geçici bir şey. E, bu durumda dünyayı esas almak, ahireti unutmak akıllılık değil. Akıllı olan bir insan, ebedi ahiret yurdunu esas alır, dünyayı da oraya bir tarla olarak görür ve o şekilde değerlendirir. Vellezine yumessikune bil kitaba sımsıkı sarılanlar ve akamus salate ve namazı ikame edenler, namazı kılanlar inna la nudiu ecral muslihin biz ıslah edenleri düzeltmek için gayret gösterenlerin mükafatını zayi etmeyiz. Demek ki kitaba sımsıkı sarılmak lazım. Yani kitaba sımsıkı sarılmak onun emirlerini yapmak şeklinde olur. Yoksa bir insan Kur'an-ı Kerim'i eline alsa şöyle sımsıkı tutsa bu kitaba tutunmak anlamında değil. Burada asıl kastedilen kitabın içindeki emirlere ve yasaklara sımsıkı sarılmak. Mesela Kur'an-ı Kerim faizi yasaklıyor. Bundan 8-10 yıl önce ülkemizde faiz oranları çok yüksekti ve %100'ün üzerinde faiz oranları vardı. Ve bir insan ticarette parasını yatırsa belki de kaybetme riski de olduğundan servetini kaybedebilir. Bazı insanlar o zaman paralarını ticaretle değil de repoya yatırmak şeklinde faizle değerlendiriyorlardı. Ticaret ehli olan bir zattan şöyle dinlemiştim. Demişti ki hocam Müslüman olmak daha da zorlaştı. Çünkü faize yatırsam garanti geliri var. Ama ticarete yatırmam gerekiyor Müslüman olduğum için ve belki de kaybedeceğim. E bu açıdan nefsim faize meyil ediyor demiştim. Evet dünyanın bu manada haramlarının cazibesi vardır, reddedilmez ama e, insan her ne kadar aleyhine gibi de görülse Allah'ın emirleri çerçevesinde yaşaması lazım ve günahlardan uzak kalması lazım. Bu kitaba sımsıkı sarılmak olur. Yoksa eh ne yapalım zarurettir zaruret haramı helal eder E bu zamanda da artık bunlardan kurtulmak kaçınmak mümkün değil E bu kadar da normaldir deyip haramları basitleştirmek haramlardan çekilmeyi e böyle e, bu noktadaki hassasiyeti azaltmak bu uygun bir şey değil yani bir Müslüman haramlara karşı hassastır duyarlıdır ve o haramlardan uzak kalmaya çalışır Ve iz nataqnal cebel hatırlayın o zamanı ki biz o İsrail üzerine dağı kaldırmıştık. Varafana fevqakum tur başka ayette ifade edildiği üzere turu üzerlerine kaldırmıştık. Keennehu <laughs> zulle sanki bir gölgelik gibi yani üzerlerine bir gölgelik gibi dağı üzerlerine kaldırmıştık. Ve zannu ve zannu ennehu üzerlerine düşü verecek zannettiler. Dağ üzerlerine kalkmış ve e, üzerlerine düşü verecek zannettiler. Kuzu ma ateynakum bi kuvve size verdiğimize kuvvetle sahip çıkın. Kuvvetle sevirlene yapışın. Ve <laughs> zkuru ve onda olanı hatırlayın. La lakum tettagun ta ki sakınasınız, ta ki takva sahibi olasınız. Acaba Tur Dağı gerçekten mücessem bir şekilde üzerlerine kaldırıldı mı yoksa bu onlara yüklenen ilahi emirlerin bir dağ gibi büyüklüğünü mü ifade ediyor? İki türlü değerlendirenler de olmuş. Genelde doğrudan dağın kaldırıldığı tarzında ayetin zahirine göre mana veriliyor. Ama günümüze bakan yönüyle üzerimize doğrudan bir dağ kaldırıldığı yok ama e, pek çok Müslüman Kur'an-ı Kerim'deki emirleri adeta bir dağ gibi görebiliyor ve e, bu kendisine ağır geliyor. Ticaretle alakı, alakalı, İslam'da ticaretin haramını, helalini bildiren bir kitabı bir arkadaşa, esnaf birisine vermiştim. Hocam dedi ben bu kitabı okumayayım. Neden dedim? E okursam dedi haramı helali öğreneceğim. O zaman ticarette belki şimdiki gibi rahat hareket edemem. Müslüman e, ibadetini de yapıyor ama haram helal noktasında günümüz şartlarında belki de o haramlar, helaller bu ölçüler kendisine dağ gibi gelebiliyor. Halbuki velev dağ gibi de görülse bunu kaldırmak bizim görevimiz. Bu açıdan kuzume teynakum bi kuvve size verdiğimize kuvvetle yapışın ve zikru ma fihi onda olanları tezekkür edin. Yani Allah kelamında bize neler söylüyor? Bunlara bakın, bunları değerlendirin. لَعَلَّكُمْ tettagun Ta ki bu şekilde takvaya ulaşasınız, günahlardan uzak kalasınız. Günahlardan uzak, takva içinde bir hayatı Allahu Teala hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.